daha da artarak devam edecek mi ve muhalefetin ne yapması lazım bir yandan da bu kendi içindeki çatışmalardan kurtulması için ya da vatandaşı tekrar dönmesi için diyeyim. Şimdi efendim peki seçimi karşılaştırmak o kadar kolay değil. Doğru da değil. Çünkü bu genel seçimlerde özellikle 6 Nisan 2022'de resmi gazetede çıkan yeni mevzuata göre gidildi. Ve onun ilk uygulamasıydı. Dolayısıyla bu ittifak uygulamasının nasıl çalıştığı tam anlaşılmamıştı. Onun için bazı kararlar aldılar ve o kararlara göre hareket ettiler. Bunun için ne kadar suçlanabilir partiler bilemiyorum. Yani o ittifaklar ne kadar suçlanabilir? Gerek Özgürlük ve Emek İttifakı, gerek Millet İttifakı ne kadar suçlanabilir bilmiyorum. Ama şöyle bir karar aldılar. Meclis seçimlerinde İttifak Partisi olarak bir partinin en fazla oy alabilecek partinin öne çıkması ve kendilerinin de daha az oy alabilecek partilerin de o parti içerisinde çeşitli farklı seçim çevrelerinde belli sıralarda seçime girmelerinin temini yoluna gidildi. Bu iki soruna sebep oldu. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin oy verdiği listede kendi partisinden olmayanları gördüğünde gösterdiği reaksiyonu veya gösterebileceği reaksiyonu engelleyecek bir anlatıma gitmeleri gerekiyordu. Çünkü bu o partinin sadece tek başına girdiği bir seçim değildi. O partinin ittifak partisi olarak girdiği seçimdi. Dolayısıyla o partiye değil ittifaka oy vermiş oluyordunuz. Evet. Yani Millet İttifakı diye Cumhuriyet Halk Partisi'ne Özgürlük ve Emek İttifakı olarak da Yeşiller ve Sol Parti'ye oy vermeniz durumu söz konusuydu. Böyle bir anlayışla gidildi. Ama siz bu partilerle olan ilişkilerinizde hem partili olarak hem başka partileri destekleyenler olarak bir takım zorluklar yaşadınız. Dolayısıyla Saadet Partisi veya Gelecek Partisi yahut Demokrat Parti'ye yakın olan kimseler Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermekten imtina etmiş gibi gözüküyorlar. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partililer de bizim listelerimizde bu kişiler ne arıyor filan hala sorgulanıyor. Ve bunu da kaşımak için iktidar devamlı bunu gündeme getiriyor. Bakın işte onlar siz nasıl kandırdı mandı. Ya kandırılan filan bir şey yok. İttifak listesi olarak gidildi seçime. Çünkü ayrıca ittifak diye bir liste oluşturulmasını engellediler seçim mevzuatında. Evet. Ha şu kararı verebilirdi partiler. Bir daha bu uygulanacak olursa herhalde öyle yapacaklar. İttifakın içinde kalıp Yeni Refah Partisi'nin yaptığı gibi veya Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı gibi Cumhur İttifakı içinde o ittifak içerisinde kendi partileri olarak seçimlere girebilirlerdi milletvekilliğinde. Alabilecekleri oy o zaman daha fazla olabilecekti anladığım kadarıyla. Yeni Refah Partisi'nin almış olduğu oy pek beklenen bir oy değildi. Bunun iyi bir sonucu olduğu görüldü. Muhtemelen bu değerlendirmeleri yaparak oraya gideceklerdi. Ama yerel seçimlerde durum bu değil. Yerel seçimlerde özellikle belediye başkanlığı, metropollerdeki belediye başkanlığı seçimlerinde en fazla oyu alan kazanmış oluyor. Yani %50 şartı yok. Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla orada zaten o atıfta da bulunan yine Erdoğan oldu. 1994'ü hatırlayan bir açıklama yaptı. 1994'te ne olmuştu? Bütün siyasal partiler kendileri aday gösterdiler. Birbirlerine karşı yarıştılar. Ve o arada %26'ya yakın bir oyla Refah Partisi adayı olan Erdoğan İstanbul'u kazandı. Evet. Çok küçük bir seçmen desteğiyle İstanbul'a belediye başkanı oldu. Kendisi 5 yıl yönettiği gibi ondan sonra 25 yıl benzer siyasal görüşlü olan siyasal partiler ve onların adayları İstanbul'u yönetti. Dikkatinizi çekeyim. Dolayısıyla böyle bir strateji güderlerse, 94'teki gibi bir strateji güderlerse kazanabileceklerini ben düşünmüyorum. Dolayısıyla birleşip yani 14 Mayıs 2023'te meclis için uyguladıkları stratejiyi
Mart 2024 seçimlerinde metropollerde belediye başkanlıkları seçimleri için uygulamak zorundalar. Bunu başarıyla yapamazlarsa o zaman oyun parçalanması ve o parçalanmış oy içerisinden belli yerlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimi kazanması tıpkı 1994'te olduğu gibi mümkün hale gelecektir. Anladım. Dolayısıyla önce buna aymaları gerekir. İkincisi, öyle anlıyorum ki bundan önce yapılmış olan Mayıs ayındaki seçimlerin yorumunu pek doğru yapmadılar. Yani burada kaybeden bir siyasi parti veya lider değildir. Kaybeden ittifakın tamamıdır. Yani Millet İttifakı veya Emek ve Özgürlük Ata İttifakı yahut Cumhur İttifakı ittifaklar olarak değerlendirmeniz lazım. Onlar ön planda olan bir seçime girdik. Partilerin değil. Evet. Dolayısıyla burada değerlendirmeyi yaparken Millet İttifakı içerisindeki oy dağılımına bakıp bu oy dağılımında niye bu sonuç alındı diye düşünmeleri gerekiyor. O açıdan baktığınız zaman aynı şey Yeşiller ve Sol, TİP vesaire için de söz konusudur. Geçerli. Dolayısıyla burada biri ikisi değil, hepsi başarısız olmuştur veya yeterince başarılı olmamıştır. Çünkü bakacak olursanız İyi Parti bu seçimde 2018 seçimde aldığı oydan %1 daha az oy aldı. Ya, ve bu aynı zamanda diğer partileri değerlendiremiyoruz. Çünkü onlar Cumhuriyet Halk Partisi ittifakı içinde girdiler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ittifakı da çok daha fazla oy almadı. Muhtemelen Saadet Partisi'nin oylarının bir kısmı Yeni Refah'a gitti. Dolayısıyla o iki parti de buradan yeterince kazançlı çıkmamıştır. Ve onların yeterince kazanç çıkmadığı gibi HDP seçime giremedi. Yani muhalefette iyi köşeye sıkıştırmış olduğu için Cumhur İttifakı. Evet, evet. Şeyde olduğu için, yani yargı sürecinde olduğu için seçime giremedi. HDP'nin Yeşiller ve Sol üzerinden aldığı oy da düştü. Bir önceki seçime nazaran %1 kadar azalmış durumda. Dolayısıyla o iki parti eğer 2018'de gösterdikleri performanstan biraz daha iyisini göstermiş olsalardı, yani İyi Parti %9,5-10 civarında oy alacağına 13-14 gibi, HDP'de 12-13 gibi bir oy alsaydı bugün Türkiye'de çok farklı şeyleri konuşuyor olacak. Doğru. Peki hocam. Dolayısıyla bir tek Cumhuriyet Halk Partisi'nin olgusu değil bu ya. Onun için bu değerlendirmeleri yanlış yapıp efendim biz böyle olduğumuz için kaybettik falan şeklinde değil. Daha ziyade burada yerel seçimlerde aday önemlidir. Dolayısıyla aday konusunda hassasiyet göstermelerini özellikle yerelde seçmen gözünde popüler olan adayları kullanmalarını, bu adayları müştereken desteklemelerinde büyük yarar olacağı kanısındayım yerel seçimler açısından. Böyle bir stratejiyle gidilebilirse birçok ilçe ve metropol belediyesinde aynı zamanda kent belediyelerinde beklenen bir performansı gösterebilecek durumdadırlar. Yine konuları olabildiğince yerel siyasete çekebilme becerisi göstermeleri gerekir. Evet. Yani şimdi burada Cumhur İttifakı bugün de izlemekte olduğu propagandayla ki her gün Cumhurbaşkanı'nın seçim propagandası için konuştuğunu görüyoruz çeşitli fırsatlarla. Burada bütün meseleleri yine ulusal siyaset üzerinden konuşmaya gayret ediyor. Halbuki bu seçimler yerel seçimler. Dolayısıyla burada diyelim ki Burdur'un yahut Bolu'nun yahut Bursa'nın derdini konuşacaksınız. Burada Türkiye'nin genel dertlerini değil. Zaten onları çözecek bir seçim değil bu. Yerel seçim. Dolayısıyla projektörü olabildiği kadar bunların üzerine döndürmekte hem muhalefet partilerinin hem de sivil toplum kuruluşlarının Nesli Hanım özellikle vurguladı. Toplumsal muhalefetin özellikle duyarlılık göstermesi ve bunda başarılı olması lazım. Bunu yapamazsanız yine genel seçim havası içerisinde Türkiye'nin kültürel kimlikleri üzerinden bir kültür savaşı, bir Kulturkampf diyor bunu Almanlar. Kulturkampf
halinde tartışmaya başlarsak, o zaman insanlar tamamen bu kültürel kimlikler üzerinden parti aidiyetleri etrafında düşünecek, ona göre oy kullanacaklardır. Yerel seçimlerdeki adaylara ve yerel seçimlerdeki adayların önerecekleri programlara göre değil. Peki hocam, Merdan Yanardağ'ın tutuklanması, Telebir'e cezalar, bu AKP iktidarının kültür kamplaşması üzerinden yürüttüğü yerel seçimler sürecinin içindeki ilk uygulamaları olarak değerlendirilebilir mi? Kısaca bir de buna yanıt verebilir misiniz lütfen? Orada tabii Neslihan Hanım değindi iki hususa. Bir tanesi sesleri kısma şeyi var, endişesi var. Buna bir görüntü, aynı zamanda gözdağı, o iki husus. Aynı zamanda gündem değiştiriyor dikkat ederseniz. Yani ekonomik meselelerin falan çok tartışıldığı bir noktada, özellikle sizin kanalınızda ama sizin kanalınızla yakından ilişkili olabilecek diğer kanallarında bir zamanını Merdan Yanardağ'ın tutuklanması ve medya üzerine baskılara yöneltmiş oluyor. Dolayısıyla bir üçüncü işlevi var. Dördüncü olarak da özellikle yerel seçimlere giderken, yani bizi eleştiren muhalefet burada Merdan Yanardağ için yapılan suçlamaları kullanmak suretiyle, işte bunlar terör övücüleridir, teröristi bir şekilde yücelten kişilerdir, muhalefet bunu yapıyor, bunu söylüyor, İşte örneği filan size diye, o şekilde de yavaş yavaş kullanıyor. Bu mesajı daha etkin olarak vermeye gayret edeceğini düşünüyorum ama olabildiğince medyayı baskı altında tutmak ve kendisinin sıkı denetlemediği medya kanallarını hem sizin gibi ana akım sayılabilecek soldaki medyaları hem de aynı zamanda sosyal medyayı büyük ölçüde kontrol altında tutmak, olabildiğince sindirmek ve olabildiğince çatlak ses çıkmamasını temin etmek ve burada imkan bulamamasını muhalefetin sağlamak gibi bir strateji izliyor yine. Ve bu stratejiyi bütün ağırlığıyla öyle zannediyorum ki yerel siyaset boyunca izlemeye devam edecek. Zaten ben Merdan Yanardağ'a gösterilen bu reaksiyonun yine yerel siyaset, daha doğrusu yerel seçimlere gitmekte olduğumuz süreçte yaşanan ilk önemli unsurlardan biri olduğu kanısındayım. Daha önce de sizin kanalınıza da belirtmiştim. Evet. Dolayısıyla bunun daha fazla örneğini görebilme rizikomuz da var gibi gözüküyor. Anladım. Ama şu anda bu görüntü itibariyle söyleyebileceklerimiz bundan ibaretmiş gibi görüyorum. Peki hocam. Orhan Uğuroğlu, hoş geldiniz tekrar yayınımıza.